Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Tekin'le Yeni Eviniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Baştan hatırlatmaya başlıyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ailemizi daha çok genişletmemiz lazım. Şimdi başlıyoruz anlatmaya. Bu hafta Keçiören Ovacık'tayız. Ovacık'ta burada 4+1 bir süper lüks bir daireyi gezeceğiz. Biz gezerken siz de hayallerinizi tekrar gözünüzden geçirin. Yaptırmak istediğiniz eviniz olabilir. Bununla ilgili evin tamamını görerek yorum yapabilirsiniz. Dairemizin ilk girişine geldik. Girişine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi boydan boya evin içine alınmamak için buraya bir ayakkabılık yapılmış. Karşılıklı iki dolap gayet şık, gayet mantıklı ve sizinle beraber de saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raflı, 8 de yine karşı dolap da mevcut. Burada da kullanabileceğiniz birçok ayakkabılarınızı burada rahatlıkla yerleştirebilir, saklayabilir ve ayakkabılarınızı burada çok rahatlıkla hareket edip kullanabilirsiniz. Rahatlıkla iki kişinin oturabileceği bir alan burada mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve buradan kalktık. İlk dikkatimi çeken alanlardan bir tanesi de çelik kapını siz daha görmeden ahşap bir bölme mevcut burada. Gördüğünüz gibi. Ve bütünlük içerisinde. Hemen burada yine baklava dilimli bir ayna bizi karşılıyor. Ve buradaki çelik kapı da gayet görsel olarak da zengin ve şık. İlk girdiğimiz zaman hemen bu arka tarafta gördüğünüz gibi böyle komplesi bir vestiyer gibi görünüyor. Komplesi bir vestiyer gibi görünüyor. İlk gelip açtığımız bölmede ise burada bir kiler gibi bir alan var. Şalterin olduğu kısım var. Aynı zamanda burada çamaşır makinesinin bulunacağı, kurutma makinesinin bulunacağı bir alan var. Gördüğünüz gibi toplam 6 raflı ve üst bölmesi de aynı şekilde büyük raflı. Bu valizleriniz için aslında çok daha hoş ve mantıklı. Yine temizlik malzemelerinizi gördüğünüz gibi saklayabilirsiniz. Buradan çıkalım. Hemen böyle bu şekilde kapattık burayı ve buradan da çıktık. Hemen vestiyere geldik. Vestiyer alanında ise böyle boy ayna gördüğünüz gibi askılıklarımızı çok rahatlıkla asabiliyoruz. Cam aslında burada da evden çıkmadan önce de böyle giyindikten sonra kendimizi kontrol etmek için, üstümüzü başımızı kontrol etmek için bu siyah aynanın da olması gayet güzel bir düşünce. Aynı zamanda yine burada askılıklarımız mevcut gördüğünüz gibi. Ben şuradan da yine merak edenler için de ölçüyorum. Derinlik 40 santim burada. Aynı zamanda burada yine büyük kullanabileceğimiz ihtiyaç olan malzemelerimiz, askılıklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 7 bölmeli yine bir rafımız mevcut. Hemen onun yanında da aynı şekilde de 2, 4, 6, 7 raflı bir vestiyerimiz bulunuyor. Vestiyer de gayet şık ve hoş, uzun ve bütünlük sağlıyor. Yani üst kısımlarda bir boşluk falan yok. Girişte dikkatimi çeken hoş bir görüntü gördüğünüz gibi. Bazen insanlar böyle yerleri gördükleri zaman fotoğraf çekmek isterler. Manzara misali. Onunla ilgili de burada evinizin bir köşesinde, hatta tam da girişinde mevcut gördüğünüz gibi. Bu separatörler de gayet şık, gayet hoş olmuş. Yine koridorun genişliği ise çok ferah. Hatta ben ölçeceğim, merak da ettim koridorun genişliğini. Koridor sadece vestiyer olduğu halde 2.60 geliyor. Bu çok çok geniş bir koridor. Aynı zamanda da kendi uzunluk derinliğine bakıyoruz. Uzunluk derinliği de yaklaşık 6 metre. Şimdi salondan başlıyoruz. Salonumuzun ebatı dar gibi görünebilir. Ölçerek almaya dikkat eden müşteriler, kişiler için. Salonumuzun uzunluğu 7 metre. Enden uzunluğu da 4.20 geliyor. Merak edenler için bu detayı da ben söylemiş olayım. Salon aslında gayet şık kullanılmış. Gayet de bütün alan verimli kullanılmış. Devasa bir
salona aslında gerek yok. Gördüğünüz gibi burada da bakın 6 kişilik bir yemek masası var ama bu normalde 8 kişilikte olabilen bir yemek masası. Bu dairenin içerisindeki bütün mobilyalar tabi örnek daire olduğu için bu şekilde ama onun dışında gördüğünüz gibi döşeli olan bütün ahşaplar örnek daire kendisine ait. Bütün metraj ve bilgiler için yine Garanti Emlak İlhan Bey ile iletişime geçerek tüm detayları alabiliriz. Burada zeminde dikkatimi çeken bir konu var. Burada da derzi parke dediğimiz parkeler var. Yine ev içerisinde bütünlük sağlayabilecek renklerde, tonlarda. Buna gayet çok dikkat edilmiş. Koltukların renkleri, çerçeveler, görsel bir tasarım hazırlanmış gördüğünüz gibi. Bu gördüğünüz bütün dokunduğum bu alanların hepsi MDF üründür ve lake boyadır. Yani çizilmez bunların hiçbiri. Televizyonunu buraya çok rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Gayet de şık görünüyor. Aynı zamanda da bütün çerçevelerin etrafı karşı çerçeveler gibi, dekorlar gibi. Gördüğünüz gibi burada bir ışık bandı, LED ışık bandı mevcut. Sinema izlerken de diğer aydınlatmaları kapatıp çok rahatlıkla burada istediğiniz filminizi açabilirsiniz. Televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Yine buranın üzerinde şu detayı görebilir miyiz? Mermer desenli cam hakim. Gayet hoş ve bütünlük de sağlamış gördüğünüz gibi. Salon içerisinde de bütün duvardan duvara gördüğünüz gibi boydan cam yapılmış. Bu da evin daha çok ışık almasını da sağlıyor. Bu açıdan da gayet hoş, şık. Televizyon ünitesinin hemen yanındaki bu ahşap dekorlar televizyon ünitesinin tam arkasında da gördüğünüz gibi mevcut. Tamamında var, iki taraflı. Ve burada yine kullanılan duvar kağıdı gayet hoş bir renk, sıcak bir renk. Dokusu da gayet güzel. Evle yine bütünlük sağlayan bir ton. Böyle gözü rahatsız eden asla hiçbir şey yok. Tavandaki ışık bantları da harika. Gayet de yeterli, böyle abartı derecede değil. Yemek masası alanı da gayet yeterli. 8 kişilik bir masa anlamında gayet güzel. Salondan çıkıyoruz. Koridora geldiğimiz zaman sol tarafımızda mutfak, hemen arka tarafımızda yatak odası, iki tane çocuk odası, tuvalet ve banyo mevcut. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuk odasından başlıyoruz. Bu kız çocukları için. Hemen odanın içerisine girdiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken alanlardan bir tanesi duvarların komplesine pembe duvar kağıdı mevcut. Çok açık tonlarda uygulanmış. Yatakta pembe renk. Komodin burada var. Yine küçük bir balkonumuz var. Aynı zamanda silme balkonu olarak da görünüyor. Ben şöyle açacağım hemen bir pencereyi. Buradan bir bakalım ne görebiliriz. Evet. İki odayı kaplayacak şekilde buradan görebiliriz. İki odayı da kaplayacak şekilde balkon mevcut burada. Aynı zamanda pencerelerimizle rahatlıkla silebilmemiz için uygun bir alan yaratılmış. Hemen çocuk odasına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bir çalışma masasını çok rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Yine hemen arkasında da burada dolap mevcut. Dolabımız da çok rahatlıkla buradan açılır. Gördüğünüz gibi çocuklarımızın vestiyer ve ihtiyacı olan bütün kıyafetlerini burada saklayabilirsiniz. Gayet boydan boya da yapılmış. Bu da gayet güzel. Derinlik olarak da hemen şöyle bir kontrol edeceğim. Yaklaşık 50 santim. Altta da iki tane çekmecesi mevcut. Genişlikleri de gayet hoş. Ben az önce baktım. 50 santim bir derinliğe sahip. Bu da yine birçok ihtiyacımız olan kıyafeti alacaktır. Buradan çıkıp yandaki odamıza geçiyoruz. Burada da diğer ikinci odamız mevcut. Bu odamızın içerisine girdiğimiz zaman da duvar kağıdı koridor ve evin bütünlüğünü sağlayan aynı tonlarda bir duvar kağıdı kullanılmış. Gördüğünüz gibi oda genişliğiyle o kadar böyle hoş tasarlanmış ki, düşünülmüş ki burada yine çalışma alanı, gençler için çalışma alanı mevcut. Aynı zamanda arka tarafta gördüğünüz gibi burada bir yatak konumlandırılmış ve yine burada gördüğünüz gibi boy aynalı tavana kadar bir dolap mevcut. Yine iki çekmeceli saklama alanı olan, derinliği de 50 santim dolap mevcut. Hemen yanında da yine aynı şekilde 2, 4, 5 tane raflı, yine burada büyük kullanabileceğimiz valizlerimiz, askılıklarımız
kullanabileceğimiz bir dolap tasarlanmış. Gayet de hoş düşünülmüş. Yükseklik, tavan yüksekliğinden de bahsedeyim. Tavan yüksekliği de gayet geniş, basık bir alan değil. Işık lambaları olmasına rağmen ve orada bile aslında planlanmış bir durum var. Normalde 15 santim aşağı indirilir ama burada yaklaşık 10 santim bir dar bir alan var. Bu da aslında tavanı basık göstermemiş. Buradan da nereye geçiyoruz? Yatak odasına geçiyoruz. Şimdi yatak odasına girdiğimiz zaman burada hemen gördüğünüz gibi girişin sağ tarafında bir oturma alanı var. Karşıda bir çalışma masası gibi bir masamız mevcut. Hemen onun arkasında şu taraftan alabiliriz. Burada da bir bölme raf mevcut ahşaptan. Yatağı da görebiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buradan da yatak odası bölümüne giriyoruz. Yatağımız burada konumlandırılmış. Komodinler sağlı sollu. Yatak başlığı gayet boş. Hemen yatağın tam karşısında ise burada da bir televizyon için televizyon ünitesi hazırlanmış. Kullanılabilir. Gayet hoş. Ve aynı zamanda kumaşlar da yatağın yine bütünlüğünü sağlayacak bir kumaş kullanılmış. Buradan da hemen aynı yatak odasının benim bana göre sol tarafımda bir ebeveyn banyosu ve giyinme dolaplarının olduğu bir bölüm var. Buraya da yaklaşabiliriz. Şimdi buraya girdiğimiz zaman da burası da hemen ben bir ölçüsünü söyleyeceğim. Tabii biraz dar gibi görünebiliyor ama burası da yaklaşık 2 metreye 2,5 metre gibi bir ölçüye sahip. Burada rahatlıkla hareket edilebilir bir alan var. Ve gördüğünüz gibi sürgülü bir dolap. Bütün kıyafetlerimizi asabileceğimiz aslında bayağı da geniş bir alan. Burada yüksek bavullarımızı, yüksek ölçülü bavullarımızı kullanabileceğimiz sürgülü bir kapımız, alanımız mevcut. Aynı şekilde burada da açtığımız zaman gördüğünüz gibi yine kıyafetlerimizi koyabileceğimiz geniş alanlar mevcut. Arkamı döndüğüm zaman ise aslında hoşuma giden alanlardan bir tanesi de bu. Bu raflar şu tırnak kısımlarından genişletilebiliyor veya adet artırılabiliyor. O açıdan da yine güzel bir detay düşünülmüş. Gördüğünüz gibi bazen kıyafetlerimizin işte nerede olduğunu aradığımız kıyafetlerimiz vardır ya. Şu detayı bir görelim. Burada da gayet yine ince düşünülmüş bir alan. Yani çekmecelerde ne olduğunu aramadan içinde ne olduğunu görebileceğiniz fümerek transparan bir cam detayını görüyoruz. Bu da gayet şık ve hoş düşünülmüş. Hemen giyinme odasının yanında burada yine menteşeli cam 6 milim temperli kırılmaz bir cam mevcut. Bu da ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosunun içerisine girdiğimiz zaman da yine evin bütünlüğünü sağlayabilecek burada antrasit gri renginde granitler kullanılmış. Gayet de hoş, gayet sade. Ve buradaki duş kabini ise hemen onun ölçüsünü de söyleyeceğim. Burada da yine bu detay düşünülmüş. Yani yanlış anlaşılsın istemiyorum. Birazcık daha kilolu olan kullanıcılar, ev sahipleri için aslında düşünülmüş güzel bir alan. Bunun ölçüsü de yaklaşık 1.15 santimini 92 santim genişliğinde. Yani işte benim boyum 1.80. Buraya rahatlıkla gördüğünüz gibi girip çıkabiliyorum ve gayet de geniş bir alan. Aynı zamanda yağmurlama sistemi de mevcut. Menfez ve havalandırma kısmı ve klozet de gayet hoş konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi duş kabinimiz de köşeli. İşte bu şekilde. Gayet hoş. Değerli izleyiciler, evimizin banyosunun içerisindeyiz. Bu banyonun ölçüsü de 5 metreye 2,5 metre. Yani oda gibi bir banyo burada mevcut.
Banyoda yine tasarım olarak harika bir tasarım, hoş bir tasarım yapılmış. Yine tuvalette gösterdiğimiz gibi burada antrasit rengi granitler kullanılmış. Karmaşık renkler mevcut değil, gayet bütünlük açısından gayet hoş. Gördüğünüz gibi burada da baklava dilimli büyük ebatta bir ayna mevcut. Aynı ayna karşı duvarda da gördüğünüz gibi var. Taşıyıcı kolunun alt kısmında burada cam detaylı gördüğünüz gibi. Burada bir çanak lavabo kullanılmış. Gayet de estetik olarak da hoş görünüyor ve bütün burada kullanılan bütün takımlar BN marka. Bu detayı da geçmeyelim. Devam ediyoruz. İlerlediğimiz zaman ise bakın burada yine gördüğünüz gibi kocaman bir duş alanı mevcut ve jacuzzi de açıyoruz. Oradan görebiliriz dilersen. Burada elektrikli jacuzzi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Alan olarak gayet geniş. Aynı zamanda jacuzzi'nin yanı sıra da burada açık bir duş alanı mevcut. Ve bu duş alanı da gördüğünüz gibi burada karavanjlı bir duş kabiniyle kapatılmış. Yine temperli cam burada mevcut. Gayet hoş kullanılmış. Ebat olarak da gayet cam olarak gayet yüksek bir alanda. Buraya geldiğimiz zaman da hemen yine duvarın arka tarafında da bir klozet mevcut. Burada onu da konumlandırılmış. Anahtar sırasıyla beraber gayet hoş. Burada da çanak tarzı kullanılan lavabo boşa ait. Yine renk bütünlüğü sağlayabilecek bir ayna, taş ve tavanlarda da clipping tavan uygulanmış. Bunları çok rahatlıkla söküp kullanabiliyorsunuz. Tavana da hoş bir görüntü sağlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet rahat, ferah ve geniş. 2,5 metre uzunluğunda, 1,65 santim genişliğinde bir tuvalet alanı. Oturma odasına girdiğimiz zaman hemen oturma alanının tam karşısında gördüğünüz gibi burada duvarda harika bir dekor hazırlanmış. Çok hoş bir tasarım aslında. Tamamı granitle kaplanmış gördüğünüz gibi. Gayet şık, gayet hoş. Ve kenarlarında ise medefe. Çizilmez medefe. Leke tutmayan medefe ile kaplanmış. Yine elektrikli şöminemiz de odaya bütünlük katmış aslında. Çok sıcaklık katmış. Burada da televizyon bağlantı için bir alan mevcut. Hemen altında da sehpası gördüğünüz gibi mevcut ve çekmecelerini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet şık ve üzerinde de yine sıcak sonların kullanıldığı bir mermer deseni mevcut. Gayet de güzel. Ha ben bu arada da hemen merak edenler için ölçüyorum. 3.50'ye aslında burada tahmin yarışı bile yapabiliriz. 3.50'ye 5 metre bir oturma odası. Hemen karşısında balkonumuz mevcut. Şöyle geçelim balkona. Balkona geçtiğimiz zaman da yine müthiş bir karşı manzara. Balkon bu girişi de gayet hoş. Burada balkonun tamamında katlanılabilir ısı cam kullanılmış. Aynı zamanda da bunlar soğuktan çok çok az etkilenen bir sistem. Hemen şöyle devam edelim. Yine gördüğünüz gibi balkona çıktığımız zaman burada oturma bulgumuzu yerleştirip yine eş dostla ailenizle beraber çay kahvelerinizi içebileceğiniz, yemeklerinizi çok rahatlıkla, kahvaltılarınızı çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir alan. Neden? Çünkü mutfağın dibinde. Aynı zamanda da odadan çıkabiliyorsunuz. Bize de haber verirseniz tekrar burada da buluşmuş oluruz. Değerli izleyiciler, geldik mutfağın içerisine. Mutfak da gayet geniş bir alan, ferah bir alan. Dikkatimi çeken alanlardan bir tanesi mutfak L şeklinde. Ama doğru, hoş tasarlanmış. Mutfağın içerisinde evin de bütünlüğünü sağlayan, bunun aynısını balkonlarda, mutfak zemininde ve koridor zemininde kullanılan granitler mevcut. Aynı zamanda da bunlar bütünlük sağlamış evin tamamını.
Mutfağın içerisi L şeklinde ama arka tarafa hemen bir bakabilirse arka tarafta buradan bir balkona çıkış var. Gördüğünüz gibi bu alanda ise bir yemek masası mevcut. Bu yemek masası 6 kişilikte olabilir. Ve bütün mobilya mutfak dolabında bütünlük sağlamış gördüğünüz gibi. Mutfağın tamamında ise ben şöyle anlatayım. Kullanılabilir alan olarak gayet geniş, gayet uzun gördüğünüz gibi dolaplar kullanılmış. Tamamı MDF ürün. Yine evin çelik kapıdan beridir bahsettiğim evin bütünlüğünü sağlayabilecek ahşap detaylarını burada görebiliriz. Aynı zamanda burada kullanılan Franken'in bütün ankastre takımı kullanılmış ve bütün dolaplar gayet kullanışlı. Raf olarak da yaklaşık üçer raflı her bir kapak ve tamamını yine bütünlüğünü sağlayacak burada mutfak dolabımız mevcut. Buradaki cam detayı da dikkatinizi çekmiştir. Yine kullanabileceğiniz bardaklarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir alan. Ben bir mutfağı tasarlarken dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi kişinin ellerinin yetişmeyeceği alanlara kapak koymayı pek doğru bulmuyorum. Yani bazen bazı bayanların boyu birazcık daha kısa olduğunda kapaklara yetişmesi çok mümkün olmuyor. Bunun için de burada kullanılan düşünülmüş bir detay var. Kapağı açtığınız zaman yukarıya ulaşabilme şansınız daha fazla. Bu açıdan gayet hoş bir detay olmuş burası. Ve tezgahı görüyor musun? Tezgah da komple granit kullanılmış ve serinin adı Star Galaxy serisi. İçerisinde altın rengi tonlar mevcut. Bunlar da yine bütünlük sağlamış. Aynı zamanda da şöyle bir detayı bir çekebilir miyiz? Tezgahın alt kısmının tamamı çekmece dolu. Yani ihtiyacınız olan ne varsa şuradan böyle başlıyoruz. Geniş geniş yüksek abat çekmeceleri görebileceğiniz gördüğünüz gibi. Burada tamamında kapak yerine bayanların çok hoşuna giden bir detaydır bu. Tamamında çekmeceler altı üstlü devam ediyor. Bunlar da hoş bir düşünülmüş detay gördüğünüz gibi. Ve yine hani büyük ebat tencerelerinizde kullanabileceğiniz tavalarınızı yerleştirebileceğiniz bir alan. Burada yine birçok kişinin ilgisini çekebileceği bir noktada burada mevcut. Aynı görsel MDF'in kapağın üzerine de yerleştirildiği için yine bütünlük sağlıyor. Lavaboda gördüğünüz gibi burada çok hoş. Rahatlıkla kullanabileceğiniz çift lavabo mevcut. Aynı zamanda da burada Franken'in de kullanılan gördüğünüz gibi burada bir bulaşık makinesi mevcut. Az önce bahsettiğim gibi kapak detayıyla bütünlük sağlamış. Şuraya da bir bakalım. Burada yine mutfağın karşı duvarında da yine bir dolabımız mevcut. Ben şöyle sizinle beraber açayım. Burada da yaklaşık 6 gözlü 2 ayrı bölme var. 4 gözlü de hemen sol kısmında mevcut. Burada da yine Franken'in fırını kullanılmış. Buzdolabı alanı içinde çok geniş ve ferah bir alan kullanılmış. Bakın burada da yaklaşık 1 metre genişliğinde bir buzdolabı için bir alan mevcut. Yine üst kısmında saklama alanı gördüğünüz gibi. Mutfağımız yine estetik ve şık olmuş. Yine mutfağın tam karşısında, az önce de bahsetmiştim, mutfağın tam karşısında balkonu çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir alanla mutfak hem sağ taraftan hem karşı duvardan ışığı çok rahat alıyor ve yarım balkon şeklinde de olmadığı için tamamında gayet ışık anlamında gördüğünüz gibi gayet hoş bir ışık size sağlamış oluyor. Mutfağın içerisinde gerçekten çok ferah ve hoş. Mutfağımızın bu giriş kısmında sürgülü bir kapı var. Aynı zamanda bu kapının özelliğinden bir tanesi de frenli olması. Yani kapı açıp kapatırken müthiş bir sesle vurmuyor. Kapılar zaten dokunduğunuz zaman ağırlığını ve kalitesini hissettiriyor. Yaklaşabilir miyiz biraz? Bakın kapının üzerinde bir alüminyum detayı var. Evin tamamında bunu bulabilirsiniz. Bu ahşap detayı var. Tamamında bulabilirsiniz. Ve
Dediğim gibi bakın kapı kendisi fren sistemiyle kapanabiliyor. Bu da hoş bir detay. Yine kapının ön tarafında da şurada göreceksiniz. Kapının burasında da yine evin bütünlüğünü sağlayan çok hoş düşünülmüş ve tasarlanmış. Gördüğünüz gibi siyah cam, altın rengi ve ahşapla bütünleşmiş bir kapı. Çok hoş görünüyor. Değerli izleyiciler, bu hafta Ovacık'ta makam konutlarını gezdik. Süper lüks 4+1 dairemizi gezdik. Tekrar dediğim gibi açıklamalar bölümüne bütün detaylı bilgileri yazacağım. Kanalımıza abone olmayı ve bu tarz ev turu videolarımızı çekebilmemiz için bize destek olmayı lütfen unutmayalım. Ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hepinize hoşça kalın.